Merhabalar, ben Mesut Solak, Bir Taraf TV'den. İyi günler. Partilerin belediye ilçelerdeki belediye başkanı adaylarını açıklamasından sonra sıra artık bir anlamda belediye meclis üyelerinin adaylıklarının kesinleşmesine geldi. 19 Şubat bildiğimiz tarihte bütün kesin listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na vereceği tarih. Bu tarih öncesinde de her yerde olduğu gibi Ataşehir'de de tüm partilerin aday adayları, meclis üyesi aday adayları bir anlamda saha çalışmalarına başladılar. Bu saha çalışmalarından en etkin olanlardan, sahada en çok gördüğümüz isimlerden biriyle birlikteyiz. Sayın Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Ertuğrul Bulakbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi aday adayısınız. Bugün bu söyleşi yapmamızda benim dün sanırım paylaştığınız bir sosyal medya paylaşımı ilgimi çekti. Orada bir mesaj, bir sitem, kısacası orada bir yorum vardı. Önce bu paylaşımınızı sizden duymak istiyorum. Daha sonra bu paylaşımı neden yapmaya gerek duydunuz? Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Çıkmış olduğumuz süreç zorlu bir süreç. Saha çalışması gerektiren bir süreç. Halkın içinde olmamız gereken bir süreç. Şimdi paylaşımım, sürekli bazı bunun gibi paylaşımlar yapıyorum ama bazı şeyleri vurgulamamız gerekiyor. Yani seçimlerde bugün gelmiş olduğumuz noktada hükümet kanadı yerel seçimi bir genel seçim havasına soktu ve o atmosferde götürüyor. Yerel seçimlerde bugün içinde bulunmuş olduğumuz Ataşehir Belediyesi başkan adaylarının da projelerini açıkladığı zaman iktidar partisinin, AK Parti'nin adayının şu söylevlerini duyuyoruz. Eğer bize oy verirseniz Büyükşehir Belediyesi'nden alacağımız desteklerle size şu projeleri sunuyoruz diyor. Şimdi burada bana göre bir siyasi tehdit var. Siyasi tehdit nedir? Bu arkadaşlarımızın şunu söylemesi lazım. Ben kendi projemi buranın öz kaynaklarıyla eğer... İlçe bazında projelerden bahsediyorsunuz. Evet, aynen öyle. İlçe bazında eğer gelirsem, beni tercih ederseniz, Büyükşehir'i kaybedersem bile ki yani kaybetme ihtimalini de düşüneceksin. Buraya bir başka kaynaklardan proje üretmeyeceksin. Buranın öz kaynaklarıyla bir proje üretmen lazım. Eğer bize oy verirseniz biz Büyükşehir'i, hükümeti arkamıza alarak şu projeleri, bu icraatlarımızı yapacağız diyorlar. Bence bu siyasi bir tehdittir. Ben böyle algılıyorum. Bundan bir an önce vazgeçmeleri lazım. Aynı zamanda bizim de bugün çıkmış olduğumuz yolda belediye başkanımız sahada. Adayımız, hem başkanımız hem adayımız sahada. Çok da çalışıyor. Herkesin elini sıkıyor, sıkmaya çalışıyor. Çok da güzel tepkiler alıyoruz. Ama burada bir eksikliğimiz var. Yani benim paylaşımlarda da bunları vurguluyorum. Genel seçimlerde yani yereli olduğu gibi tamamıyla çalıştırıyoruz. Hı hı. Yani ilçe çalışıyor, örgüt çalışıyor, mahalleler çalışıyor. Tüm bunların parti çalışıyor eksik, bir tabii, bunların eksik olduğu, eksik kaldığımız yerlerde mevcuttaki kazandığımız belediyelerden de destek alıyoruz. Yani bunu herkes biliyor. Hı hı. Bunlar da çalışıyor. Ama şu var, biz eğer milletvekili seçimlerinde, genel seçimlerde seçmiş olduğumuz milletvekillerini çalışmalarımızla destekleyip bir yerlere gönderiyorsak, ahtı vefa derler. Sıra onlara da gelmiş olması lazım. Bugün aynı yerel seçimde belediyeler seçilecek. Belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri bunlar seçilecek. O zaman Ankara'daki atmosferi sahaya inip seçmene bildirmeleri lazım. Yani yereldeki aday arkadaşlara da, belediye başkanı aday arkadaşlara da destek olmaları lazım. Çünkü neden? Daha bir sene olmadı. Biz bunları seçtik, gönderdik. Zaten halkın içindeydiniz. Bu sorunları biliyordunuz. Şimdi bu sorunlarla yüzleşme zamanı ve karşımızdaki diğer adaya da bir mücadeledir. Sahada eksik, bana göre eksik şu anda seçilmiş olan arkadaşların hangi bölgelerde, Türkiye genelini söylüyorum. Ben sadece Ataşehir'den bahsetmiyorum. Türkiye genelinde seçilmiş olduğu bölgelere bunların geri gitmesi lazım. O bölgelerde tekrar çalışma yapması lazım. Neden? Elimizde çünkü çok malzeme var. Bugün vatandaşımızın gelmiş olduğu çok zor şartlar var. İnsanlar yeri geliyor, aşıyla, ekmeğiyle, işiyle tehdit ediliyor. İnsanlar artık bankalardan kredi alamıyorlar. Dostlar birbirlerine yardımcı oluyor, gerginlikler oluyor. Evde boşanmalara varana kadar böyle ekonomik sıkıntılar var. Bu ekonomik sıkıntıyı yerelde çeken vatandaş ama seçmiş olduğu vekil, vekaletini vermiş olduğu insanlar Ankara'da, mecliste yani yukarının bir atmosferini de aşağıya gelip bildirmesi lazım ki sizin seçmiş olduğunuz insanlar şu an Ankara'da size dönük hiçbir şey yapmıyor. Bunu iki açıdan anladığım kadarıyla bir yerel seçimin bir anlamda genel seçim havasına dönmüş olmasından dolayı
merkezdekilerin yani milletvekili olanların daha fazla sahada ihtiyaç duyulduğunu ben anlıyorum. Bir de bu seçim bir genel seçim arasına döndüğünden dolayı milletvekillerinin bu kritik yerel seçimlerde daha fazla parti tabanıyla bir anlamda hizmet etmesi gerektiğini işaret ediyorsunuz ve anladığım kadarıyla bunun bir anlamda eksikliğini gördünüz ki böyle bir paylaşım yaptınız. Tabii ki bunu yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak dememek lazım. Ülke geneline baktığınız zaman seçmiş olduğumuz vekil arkadaşların sadece Ankara'da masa siyaseti, her zaman söylüyorum ben, sokak siyaseti ve masa siyaseti sadece o koltuklara çakılı kalmamasını istiyorum. Ha, bölgemizden seçilmiş olan, bu bölgeden çıkan bazı milletvekili arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var, bunları tenzih ederim. Sokakta olanlar ayrı ama genele baktığınız zaman bu büyük bir sıkıntı. Bunun bir an önce giderilmesi lazım. Herkes üzerine düşeni yapması lazım. Bu seçim oturarak kazanılmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer vatandaşın elini sıkıyorsan, onun derdini dinliyorsan, ona bir çözüm projesi üretiyorsan, onun gönlünü kazanırsın, oyunu kazanırsın. O zaman da aday olmuş olduğun yerde başarı elde edersin. Ben peki Ertuğrul Bulakbaşı sahada neler yapıyor? Aday adaylık sürecinizde yoğun çalışmalarınız olduğunu biz uzaktan takip ediyoruz ama yakında tam olarak neler yapıyorsunuz şu anda? Şimdi tabii ki burada 116 tane resmi olarak başvurmuş olan bu ilçeye hizmet etmek isteyen arkadaşlarımız var. Biz bunu bir yarış olarak görmüyoruz. Bir koltuk yarışı, bir koltuk sevdası yarışı değil. Bana göre bu bir hizmet yarışıdır. Hepsi birbirinden kaliteli, değerli arkadaşlarım, kardeşlerim. Herkesin çalışması gibi bizim de bulunmuş olduğumuz konum itibariyle bizi tanıyanlar biliyor, sizler de biliyorsunuz. Hem sivil toplum örgütleri olsun, hem ticari yapmış olduğumuz işlerden dolayı ve hemşericilik olarak, ayrımcılık yapmam ama hemşeri olarak da burada bir potansiyelimiz var. Yani sadece Ataşehir sınırları içerisinde 1800 kişiyiz. Belki de gurbete gelmiş, aynı yere yerleşmiş az sayıda kitlelerden bir tanesiyiz. Tabii ki hiç kimse sivil toplum örgütünün hemen çatısına bayrak dikmez, siyasi parti bayrağı dikmez. Hariç bir başka partilerde olan arkadaşlara da yapacağımız hizmetleri, vereceğimiz, getireceğimiz buradaki çalışmalarla ikna edip onların gönüllerini almamız lazım. Biz bu çerçevede aday aday olduğumuz süreçten bu tarafa ev ev geziyoruz, kapı kapı geziyoruz, iş yerlerini geziyoruz, sokaktayız. Herkesin gönlünü almaya çalışıyoruz, derdini dinlemeye çalışıyoruz. Bizim avantajımız şu oldu, desteklemiş olduğumuz, beraber yol yürüdüğümüz bir abimiz, kardeşimiz Battal İlgezli tekrar görevinin başına gelmese de seçimle alakalı sorunları kalktığı için aday oldu. Hı hı. Bu bizim için bir avantajdır. Bu avantajı kendi lehimize çevirmek için de onun yapmış olduğu projeleri anlatarak, hatta Battal Başkan'ın basın açıklamasında sizlerin de sormuş olduğu sorular vardı. Bunlardan en ilginç olanı şuydu. Projeniz ne dediniz? Hı hı. Proje benim dedi. Evet. Şimdi biz de, projem sevgi demişti. Evet. Projem benim, projem sevgi dedi. Bizim de projelerimiz sevgi. Sevgiyi yayabilirsek, kardeşliği, dostluğu yayabilirsek, burası bizim, ev bizim. Evin içerisinde ne kadar iyi sorunları paylaşırsak, birlik, beraberlik, sevgi dolu bir yuvanın içerisinde sıcaklığı paylaşırsak o kadar başarıyı kısa sürede yakalayacağımızı düşünüyorum. Peki size kolaylıklar gelsin. Daha önünüzde kısa ama yoğun bir dönem var. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir tarafa da buradan teşekkür ediyorum. Bütün çalışan arkadaşlarıma şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hepiniz.